Herkese mutlu sabahlar, günaydınlar. Yeni bir haftanın ilk gününde yine beraberiz. Her zamanki gibi her konumu tanıtırken böyle tanıttım biliyorum ama gerçekten çok çok kıymet verdiğim insanları davet ediyorum. Hepsi de birbirinden kıymetli insanlar. Bugün de yine birazdan geniş geniş kendisini anlatacağım, tanıtıracağım. Ama öncelikle efendim telefon numaralarımızı vermek istiyorum. Bize canlı yayın sırası ulaşabileceğiniz numaralarımız 0212 alan koduyla 454 55 06 ve 454 55 07 numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Önce çocuğum.com web sitemizden de efendim yorumlarınızı yapabilirsiniz, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Orada bir anketimiz var onu doldurabilirsiniz ve eski videolarımıza ve hocalarımızdan gelen köşe yazılarımızın ve değişik bilgilerin olduğu sayfalarımıza oradan ulaşabilirsiniz. Efendim bugünkü hocamız Profesör Doktor Ferda Aktaş. Kendisi efendim Türkiye'nin ilk odyoloji uzmanlarından, işitme tarama testlerinin Türkiye'de başlamasını, yerleşmesini sağlayan hocalarımdan bir tanesi. Belki de en başta gelen bir tanesi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi sabahlar. İyi sabahlar efendim. Efendim sizinle alakalı internetten de tabii bir şeyler okudum. E, gerçekten çok memnun oldum. E, bu işitme meseleleri özellikle erken tanınması çok önemli olduğu için ve bu konudaki çalışmalarınızdan dolayı gerçekten ben... E, Tüm insanlık adına teşekkür ediyorum. Türkiye'de bunu yerleştirdiğiniz için Türkiye açısından ilk herhalde efendim, 94 yıllarında ilk defa siz Marmara Üniversitesi'nde Evet. işitme tarama testlerini başlattınız. Başlattık doğru. 1994'te hastane bazlı Marmara Üniversitesi hastane bazlı olarak başladık. Yeni doğan tüm bebekleri taramaya başladık. Ee, Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kalan bebekleri. Onlar özellikle, onları özellikle inceledik. Daha sonra Hacettepe'den gelen arkadaşlarımıza eğitim verdik ve 95-96 yıllarında onlar da gene hastane bazlı olarak başladılar. Önce Başbakanlık Özürler İdaresi şemsiyesi altında bir araya gelmiştik. Daha sonra 2005 yılında Sağlık Bakanlığı'nın konuya el atmasıyla her tarafa yayıldı. Şu anda? 81 ilde 274 merkezde yapılıyor. Önce bin doğum yapan hastanelerde başlamıştı. Şimdi aşağı yukarı doğum yapan bütün hastanelerde. Özel hastaneler dahil efendim. Dahil, kendi hastanemizde de yapıyoruz. Dahil, evet. Gerçekten çok güzel. Hani önemini anlatıp da yapmak vardı eskiden. Şu anda bir rutine girmesi çok güzel oldu. En güzeli hakikaten. Bazen itirazlar geldiğini duyuyorum gazetelerde okuyoruz. İşte ne gerek var bebeklerde tarama yapmaya diye. Aslında çok önemli çünkü. Ee, belki çok ileri derecede işitme kayıplarını yakalamak mümkün oluyor ama hafif derecedeki kayıpları yakalayamıyorduk. Şimdi onu da e, en erken dönemde buluyoruz. Yani sese bakıyor çocuk nasılsa işitmesi normaldir diye düşünmek doğru değil. Ee, yüksek frekanslarda duymayabilir. Ee, dolayısıyla bu ileride artikülasyon bozukluğu olarak karşımıza çıkar. Onun için ne kadar erken dönemde işitme kaybının tanısı konursa çocukların konuşma gelişimleri, iletişimleri açısından çok önemli sonuçlar doğuruyor. Efendim o zaman şöyle ben başlamak istiyorum konuya. Biz nasıl işitiyoruz? Ee, ve normal işitme nedir? Normal Çok işitme. güzel bir şey de getirmişsiniz zaten yürürken. Evet. Ayırken. Evet. Önce isterseniz normal işitmeden söz edelim. Buna bakabiliriz. Tabii ki. İşitme kaybının birimi desibeldir. Nasıl ağırlığı kilogramla anlatıyorsak, uzunluğu metreyle anlatıyorsak İşitme kaybını da desibelle tanımlıyoruz. Şimdi şu yanda görülen kısım farklı frekansları gösteriyor. 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 frekansları gösteriyor. Yukarıdan aşağı olan kısımda azdan çoğa ses şiddetini gösteriyor. Yani 0 ile 15 desibel arasında ise eğer çocuğun işitmesi o zaman işitmesine normal diyoruz. 15 desibelin altındaki işitme miktarı işitme kaybına giriyor. İşitme kaybını altı skala içinde inceliyoruz. Normal, çok hafif, hafif, orta, ileri, çok ileri derecede olmak üzere. Dolayısıyla aşağı doğru indikçe derece çocuğun odiogramı derece artıyor, çok ileri derecede kayıp oluyor. Beyazla gösterilen muz şeklindeki kısmın içerisinde ise eğer işitmesi o zaman çok fazla bir problem olmuyor. Konuşmayı normal olarak öğreniyor çocuk ama bakın... Omuzun alt kısımlarında yaklaşık 40 desibel civarında bazı yerlerde sesleri görüyorsunuz. M, e, L gibi sesler. Dolayısıyla oralara geldiği zaman çocuğun odiogramı bu o frekanslardaki duymamaya bağlı olarak o seslerin de repertuarında olmayacağını gösteriyor. Dolayısıyla çocukta bir konuşma bozukluğu oluyor. Yani bir süzgeçten geçer gibi düşünebilirsiniz. Bazı sesler repertuarda olmuyor. Evet efendim. Skalayı bu şekilde ayarlıyoruz. Yani normal işitme efendim çok eğer mümkünse hani e, ses dalgalarının kulak titretmesi ve devamı çok orijinal evet, olduğu için. Evet doğru haklısınız keşke ondan ilgili bir şey de getirseydim. Ee, ses dalgaları kulak, zarımızı, kulak kepçesi tarafından önce toplanıyor. Önce bir kere toplanıyor tabii ki. tabii. Ki, ondan sonra var. kulak kanalından geçiyor. Kulak kanalından geçerken ve kepçeden geçerken de e, kepçenin ve kanalın rezonansı etkisiyle yükseliyor zaten. Sonra e, kulak zarına çarpıyor, kulak zarını titreştiriyor. Kulak zarının titreşimi onun arkasındaki vücudun en küçük kemiklerini, çekinç, örs, özangi kemiklerini ki özangi kemiği vücudun en küçük kemiğidir. Onları titreştiriyor ve bu titreşim iç kulaktaki mayilere iletiliyor. İç kulaktaki mayilerin titreşimiyle birlikte e, basınç. oradaki e, işitme hücrelerinde bir hareket başlıyor. İşitme hücrelerinin hareketi, e, biz bunlara e, kıl hücreleri ya da herseller diyoruz. Bunların hareketi onların dibindeki e, işitme sinirlerini uyarıyor. Ve haber bu şekilde beyindeki e, işitme merkezine gidiyor. Dinleye dinleye çocuklar konuşmayı öğreniyorlar. Evet, Efendim, işitme kayıpları da bu yol üzerindeki herhangi bir yerde bir problem varsa işitme kayıpları ona göre değerlendirilebiliyor. Evet. O zaman şöyle sorayım ben işitme kayıpları tiplerine geçmeden önce... E, işitmenin, işitme kaybı olan bir çocuğun bu konuda ne kadar çok etkilenebilir? Çevre ne kadar, aile ne kadar etkilenebilir? Yani çevreye ve aileye ve çocuğa etkisi ne olur işitme kaybının? Çocuğa etkisi konuşmayı öğrenmeme şeklinde olabiliyorsunuz. insanlarda iletişimin e, en önemli yolu konuşmadır. Evet. İşitme kaybı olan çocuk konuşmayı öğrenemez çünkü duymuyordur. E, dolayısıyla en önemli etki burada. E tabii normal duyamayan çocuk Normal konuşmayı geliştiremezse normal çocuklarla normal okula gitmesi mümkün değil. Dolayısıyla okulda akademik başarısı geri kalacak. Ee, ve ileriki bir tarihte bu meslek yaşamını etkileyecek. İyi bir meslek sahibi olamayacağı için iyi para kazanamayacak. Dolayısıyla bütün hayatı etkilenmiş olacak. Peki efendim işitme kayıplarında... Hani tanı ne kadar bu anlattıklarınızı ondan anlıyorum. Ben yani Ne kadar erken teşhis edilirse o, o kadar, kadar iyi. mükemmel. Peki ne kadardan sonra geç kalmış sayılır? Yani en hassas olduğu dönem kaybı mutlaka yakalanması kalması gereken tabii ilk gün yakalansın. Doğru. Aslı öyle. İlk 3 aya kadar olan dönemde işitme kaybının tanısının konması lazım. Ondan sonra işitme aletiyle terapiye başlamak gerekiyor böyle şunlarla. Bu rengarenk renk artık eskisi gibi de değil. İstediğiniz çocukların renkte, hoşuna... <laughs> istediğiniz bir evet çocukların ve ailenin de hoşuna gidebilecek gibi. Çocuklar artık kendileri seçiyorlar zaten renklerini. Pembe istiyor kız çocukları, olan çocukları mavi istiyor veya tuttukları takıma göre e, değişik renklerde işitme aleti istiyorlar. Yani 6 aylık olana kadar mutlaka işitme aletiyle eğer işitme kaybı varsa yola çıkmamız lazım. Peki efendim 3 yaşına kadar hani 3 yaşa kadar da hassas bir dönem olduğunu biliyorum. 3 yaşına kadar eğer bu çocuklar bu işitme testleriyle veya işitme fark edilmezse eksik oldukları daha sonra konuşmalarını toparlama, düzeltme veya akademik başarı şansları ne derece olur bu çocuklar? Azalıyor giderek çünkü e, beyin plastik bir yapı yani insan doğduğunda beyin her türlü uyaranı almaya hazır vaziyette ama bu hazırlık yaklaşık 3,5 yaşa kadar sürüyor. 3,5 yaşından sonraki müdahalelerde eskisi kadar çabuk öğrenme olmuyor. Gerçi herkes öyle düşünüyor, üç buçuk yaş nedir? Çok küçük daha bebek diye düşünüyor ama değil. Üç buçuk yaşına kadar eğer işitme merkezini harekete getiremezsek diğer duyu organları işitme merkezinin yerini alıyor, orayı istila ediyor. Örneğin görmeyle ilgili bölgenin opticitlar lobda olduğunu düşünürüz ama ne oluyor? O işitme ile ilgili bölgeyi istila ediyor. Dolayısıyla ondan sonra yapılan müdahaleler etken olmuyor. Onun için işitme kaybının çok erken yaşta e, tespit edilmesi lazım ve hemen müdahale edilmesi lazım. Ne kadar erken yakalanırsa o kadar konuşma normal çocuklar gibi oluyor. Doğrudur. Bir de efendim çocukların normal şartlarda anne baba çocuklarını takip ederken, izlerken bebeklerini normal şartlarda ilk aylarda 6 ay kadar standart olarak aynı tepkiyi verebilir belki. Yani işitme tarama yapmazsak ilk aylarda çocuk sanki duyuyormuş gibi bize hissettirebilir kendini. Doğru aynı sesleri çıkarır. Yani evet. duyan duymayan tüm bebekler. 6 aylık olana kadar agularlar. 6 aylıktan sonra duymayan bebekler, susarken duyan bebekler konuşmaları yeni, yeni zenginleşir. Evet, babıldamalar başlar. Bab 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 de 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 mama şeklinde. Çocuğun mutlaka bir 1 yaşında ilk kelimesini söylemiş olması lazım. Ne olursa. Eğer aile çocuğun konuşmadığını, seslere eee bulunmadığını dikkat bulunup bulunmadığına dikkat ederse işitme kaybına eğer tarama yapılmamışsa ...çok erken yaşta fark edebilir... ...altı aylık kadar olan bebekler... ...sesle hareketlerini azaltırlar... ...hareket ediyorsa... durur. ...sesi duyduğu zaman durur... En azından ...dinleme davranımı veya gösterir... Bir hareket ...yüksek şiddetle bir sesle... ...gözlerinde kırpma olabilir... ...veya bir mor davranımı dediğimiz... ...vücutta sıçrama şeklinde bir davranım olabilir... ...ses kaynağını arar... ...başını çevirir... ...başını çeviremiyorsa daha çok ufaksa... ...gözleriyle ses kaynağına doğru döner... Yani tüm bebeklerin sese reaksiyonlarını izlemek lazım nasıl oluyor diye. Efendim işitme kaybı olan çocuklarda zeka geriliğine eğilim mi olur yoksa işitme kayıplı olan çocuklar zeka geriliği gibi belirtiler mi verir? Şimdi mental gerilik, e, mental gerilik e, aslında bu soruyu sormakta çok iyi ettiniz. Özellikle yüksek frekans işitme kaybı olan çocuklar mesela bu e, şeyde gösterdiğimiz gibi grafikte şöyle. Alçak frekanslarda eşitmesi iyi olup da yüksek frekanslarda ani düşüş gösteren çocuklar konuşma geliştiremiyorlar tabii. Ama masanın üstüne vurduğunuzda dönüp bakıyor. Dolayısıyla masanın üstüne vurduğunuzda çıkan ses kalın bir ses. Ama kalın sesi duyduğu halde ince sesleri duymayınca konuşmayı öğrenemiyor. Sesleniyorsunuz dönüp bakıyor herkes işitmesinin normal olduğunu düşünüyor. Ama konuşmayı geliştiremediği için de zeka gerisi gibi davranmış oluyor. Hadi zaten da zeka zekayla hiç alakası yok sadece duymuyor duymadığı için de konuşmayı geliştiremiyor. Zeka aslında çevresel uyaranlarla bilgilerin artışı. Ama bunlar çevresel uyaranı almayınca bilgilerini gelişim. artıramıyor, gelişemiyor. Dolayısıyla zeka problemi var gibi algılanıyor. Aslında yok bu çocuklarda. Mesela efendim da. eski bilgilerimizde zeka artmaz, azalmaz gibi bir bilgimiz vardı. Hani Ama artıyor. Artıyor da azalıyor da. Doğru. Yani çevre faktörü azalınca şu anda bilgilerimiz o şekilde. Doğru. Zekan, hatta mesela yine annesinin Burada zeka ile alakasını hemen belirtmekte fayda vardır. Anne sütü zeka gelişimini ilk 6 ay özellikle sırf anne sütü ama hiçbir tamam, ek besin evet su bile ya. dahi vermeden verilirse çocuklarda bilimsel çalışmalar farklı çalışmalar var ama benim hatırladığım mesela bir tanesi en az 10 puan farklılık gösterir diyor yaşıtlarına göre. Evet çok doğrudur. Muhteşem doğrudur. Şey. Anne sütü kadar güzel bir besin yok zaten. Efendim o zaman biz yeni doğanlarda yaptığımız testlerden devam edelim. Yeni doğanlarda yaptığımız testlerde... Biz tarama testleri denen 3 tane ayrı test yapıyoruz bebeklerimize çalıştığımız hastanede. Bütün erler her yerde bunun yapıldığını biliyorum. Birincisi normal topuk testleri dediğimiz zeka tarama testleri, fenil ketonörü, hipotiroidi ve evet. diğer e, metabolik hastalıklarla ilgili taramalar yapıyoruz. Bunu 72 saat dolduktan sonra genellikle istiyoruz çocuklarımızda. İşitme testimizi daha taburcu etmeden hemen isteyebiliyoruz. Bir de 2 aylıkken kalça ultrasonumuzu rutin olarak çekiyoruz. 1 ile 3 ay arası çekilebilir diyoruz ama genelde 2 ay çekiyoruz. O zaman bu işitme testlerini biz hemen gitmeden önce yapalım mı çocuklarımıza? İşitme tarama testlerinin bebek 2 günlükken yapılması ideal. 2 günden erken yapılan bebeklerde tarama testinden kalma oranı yüksek. Neden? Çünkü dış kulak kanalında Doğumsal atıklar kalabilir, sıvı olabilir, amniyotik maya olabilir ona bağlı olarak kalır birinci gün yapılmışsa eğer. Yani. Onun için ideali ikinci günde taburcu olmadan önce yapmak. Ama şartlar birinci gün taburcu olmayı gerektiriyorsa yine de test yapmakta yarar var ve aileyi yara uyarmakta yarar var. Yani geçmediniz. Testten geçemedi Çünkü bebeğin geçti kaldı görmesi... diye. Doğru o kadar yani. Tarama testi ismi üstünde zaten e, işitme kaybı miktarıyla ilgili bilgi tabii vermiyor. Ki, tabii ki. Sadece e, işitme kaybı ihtimali vardır. Bunun mutlaka gözden geçirilmesi lazım gelir diyor. Dolayısıyla ilk tarama testi e, sağlıklı doğan bebeklerde otoakustik emisyon dediğimiz yöntemle yapılıyor. Ama e, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kalan bebeklerde e, özellikle 5 günü aşan bir yeni doğan yoğun bakım e, kalış hikayesi varsa... ...mutlaka tarama ABR'sinin yapılması lazım. Yani işitsel beyin sapı testinin yapılması Bera lazım. Bera testi olarak da halk Bera testi diye biliniyor ama işitsel beyin sapı testi taraması yapılması gerekiyor. Bu yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kalan bebeklerde bunlar neler olabilir? Hiperbilirubinemi mi olabilir? Yüksek sarılık benin, seviyesine. Evet, sarılık düzeyi yüksekse... Kan olmuş olanlar belki... Evet, onların bakılması lazım. Aslında bu hiperbilirubinemi olayı oldukça önemli... Gerçi hastanede kaldığı için hemen müdahale edildiği için bebek etkilenmeyebilir, ama doğumdan sonra eve çıkan bebeklerde de hiperbilirubinemi olabilir. Eğer bebek sürekli uyuma eğilimindeyse, meme emmiyorsa, rengi sararıyorsa, ailelerin hiç vakit geçirmeden Kesinlikle. hemen hastaneye gelmesi lazım. Yok sarılığı geçirme amaçlı kırmızı kurdele takmak işte e, altın suyunda yıkama falan gibi e, işlemlerden kaçınmaları lazım yani. Burada hiç beklemeden hastaneye müdahale hayat kurtarır. Onun için e, bu konuya özellikle değinmek istedim. Ama yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde kalan bebeklerde özellikle düşük doğum kilosu varsa, akciğerleri gelişmeden doğmuşsa, oksijen problemi varsa uzun süreli e, mekanik oksijen tedavisi görmüşse o bebeklerin mutlaka tarama işitsel beyin sapı odiometresiyle yani tarama ABR'siyle gözlenmesi lazım. Çünkü, Enfeksiyon efendim yine enfeksiyonlar da, Çünkü sepsis dediğimiz menenşit enfeksiyonlar yeni doğanda görebiliyoruz evet, zaman zaman. Doğru. E, onlar da tabii etken ama orada e, tarama ABR'sinin yapılış amacı e, bu tür e, problemlerin daha ziyade işitme siniri üzerinde etkili olması dolayısıyla yapılan testlerin her biri işitme sisteminin farklı yerini değerlendiriyor. Tarama otoakustik emisyonu iç kulaktaki işitme hücrelerinin çalışıp çalışmadığını görüyor. Tarama işitsel beyin sapı ya da ABR ya da BERA her ne isim verirsek o işitme siniri üzerinde etken. Dolayısıyla ikisi de iki test birbirini tamamlayıcı bir test bir noktada. İşitme sinirinden merkez, işitme merkezine kadar olan bölümü. Bölümü görüyor, evet. Üst merkezleri görmüyor. Yani kortikal düzeyde ki problemle ilgili bilgi vermiyor. Onlar için daha farklı bir yöntem kullanmak lazım. Efendim peki o zaman riskli bebeklerden bahsettiniz. Yani yoğun bakım tedavisi gören sarılıklı bebekler, oksijen tedavisi görmüş bebekler, enfeksiyon, sepsis, belki de ilaçlar efendim, menenjit. Hani bazı ilaçlar var ki burada isimleri tabii vermeyeceğiz ama zarar verebilme ihtimalleri var işitme sinirine. O tür belki sepsis olup da antibiyotik tedavisi gören çocuklarda onlar özellikle de yapmak gerekir. Peki Her daha... antibiyotik işitme tabii kaybı ki. yapmıyor. Tabii ki. Özellikle sonu misinle biten ilaçlarda evet. var bu tür problemler. Evet. Ee, onların da gene e, tarama. Ekim kontrolü ve uygun dozda veriliyor ama yine de işitme tarama testleri yapılması. Tarama testi yapılması şart. Tabii ki. Kesinlikle. Efendim, peki daha büyük çocuklar. Veya işte süt çocukları, büyük çocuklar, yeni doğan dönümden sonraki hangi çocuklar risk grubunda sayılabilir? Ee, mesela annenin hamilelikte geçirmiş olduğu hastalıklar da bebekler üzerinde etken. Özellikle annenin hamileliğindeki geçirmiş olduğu sitomegalovirüs enfeksiyonu e, etkisini doğumda göstermiyor. 3-4 yaşından sonra gösteriyor. Dolayısıyla bebekleri takip etmek lazım işitme kaybı açısından. Yani ses, çocuğun sese davranımını Ailenin mutlaka incelemesi gerekiyor. Bakıyor mu, bakmıyor mu? Eee seslenildiğinde geliyor mu? Sözel komutlara uyuyor mu, uymuyor mu mesela? Bir buçuk bir yaşındaki bebeğe topunu getir oynayalım dediğiniz zaman işaret etmeden çocuğun gidip topunu getirmesi lazım ya da vücut parçalarını göstermesi lazım. Evet. Hani burnun dendiğinde, hani kulağın dendiğinde. Ama tabii öncelikle bunların öğretilmesi lazım tabii. Burada annelere, babalara düşen iş çok fazla. Efendim isterseniz kısacık bir reklam aramız varmış. Ondan sonra çok çok güzel bir konuya girdiniz. Anne babalar bebeklerinde işitme problemi nasıl anlayacaklar? Hangi hareketlerine bakarak anlayacaklar? Bu konuya devam edelim. Efendim kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Müzik Projeden gerçeğe. Duratas, Akgün Sevenekten. Kiyolu'dan muhteşem sezon finali. İki pantolon 58, iki gömlek 58, ceket 149, takım elbise 195 lira. Kiyolu, 1938'den beri Türkiye'nin erkek markası. Yurt Bay Seramik İyi bir kazan, mükemmel bir bacayla maksimum verim sağlar. Rotek Baca Uzmanı Projeden Gerçeğe Durata tekrar merhabalar. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocamız Profesör Doktor Ferda Hanım'la işitme kayıplarını ve erken tanımasını konuşuyoruz ve ona yapılacak tedavileri konuşacağız birazdan. Ama öncelikle efendim işitme kaybı olduğundan şüphe edecek anneler nelerden nelere bakarak şüphe etsinler? Yani doğumdan itibaren biraz önce kabaca bahsettik ama belki yeni seyretmeye başlayan izleyicimiz olabilir. Kabaca bunlardan bahsedebilir miyiz? 6 evet, aylığa kadar olan dönemde e, seslere Benzer. reaksiyonuna bakması lazım anne babanın. E, gürültüde uyanıp uyanmadığına. E, mesela bebek uyurken e, kapı açılıp kapanmasıyla çocuk uyanıyor mu uyanmıyor mu? E, elektrik süpürgesiyle evi temizlerken çocuk reaksiyon veriyor mu vermiyor mu? Uyanması gerekir çünkü vermiyorsa böyle bir reaksiyon şüphelenmesi lazım annenin. 6 aylık bir yaş arası dönemde çıkarttığı ses oranında artış olması lazım. Pek çok sesi kullanması lazım. Özellikle baba, mama, dede gibi iki ses kombinasyonlarını babıldama diyoruz bunu mutlaka olması lazım. Verilen bazı sözel direktifleri anlaması gerekiyor. İşte ayağını göster dediğinde ayağını göstermesi lazım veya ayağına bakması lazım. Bir yaş döneminde mutlaka bir kelimesinin en azından olması gerekiyor. Bir buçuk iki yaşına doğru konuşmanın artması gerekir. Artık küçük cümleler halinde konuşması lazım. Yaklaşık 50-100 kelimesinin ve küçük cümleciklerinin olması lazım. Çağrıldığında gelmesi lazım, Yön tayini yapabilmesi lazım. Mesela annesi mutfaktan çağırıyorsa mutfağa hemen bulabilmesi evet. gerekiyor. Eğer çocuk bu tür reaksiyonları vermiyorsa o zaman mutlaka şüphelenmek lazım. Konuşma gelişimi yoksa da ailenin dikkat etmesi gerekiyor. Sonra geçirdiği bazı hastalıklar da önemli. Menenjit gibi, kaba kulak gibi. Kaba kulak genellikle tek taraflı işitme kaybı yapabilir. Kaba kulak sonrasında mutlaka işitme testinin yapılması lazım. Menenjit keza acil müdahale gerektiren bir durum. Çünkü... Hemen müdahale edilmezse iç kulakta kireçlenmeye neden oluyor. Ondan sonra kokler implant da yeterli, yeterli olmuyor, faydalanamıyor çocuk. Çünkü e, elektrodu yerleştirecek yer kalmıyor kireçlenme dolayısıyla. Dolayısıyla bazı hastalıklardan sonra mutlaka e, işitmenin kontrol edilmesi gerekiyor. Efendim, ben şunu merak ediyorum. Hani ne kadar sık rastlıyoruz işitme kayıplarına genel anlamda Türkiye'de? E, çok ileri derecede işitme kaybının insidansı binde bir ile binde 2 arası değişiyor. Ama sonradan olan işitme kayıplarını hafif dereceli kayıplarda koyacak olsak binde 6'ya yakın bir rakama ulaşıyor ki oldukça yüksek bir rakam bu. Yüksek Yani gerçekten. annenin tiroid geçirmiş olması hamilelik sırasında, tiroid ilaçları almış olması o bebeklerin de mutlaka kontrol edilmeleri i̇şitme, lazım işitme Sinanataka problemi bakıması. açısından. Efendim işitme kayıpları e, herhalde birkaç çeşit oluyor. Yani sadece dış kulak ve devamda orta kulak ayakkabı olanlar olabiliyor. Yani onları evet. da işte tip geçebiliriz. Evet, işitme kayıplarını iletim tipi, e, mix tip, sensör ve e, santral tip işitme kaybı diye dört e, farklı grup içinde topluyoruz. İletim tipi işitme kayıpları genellikle tedaviyle düzelecek türden kayıplar. Yani dış ve orta kulaktaki e, Hadiseler iletim tipi işitme kaybına yol açıyor ki bebeklerde sıklıkla e, orta kulak iltihapları veya işitme sıvı, karbuna sıvı, neden oluyor sıvı veya bebek. sıvı birikimi. Mesela e, yeni doğan dönemindeki e, orta kulaktaki amniyotik mayi bazen çok uzun süre devam edebiliyor. 3-4 aya kadar devam ettiği vakalarımız var veya 5 aya kadar devam ettiği vakalarımız var. Evet. Dış kulak kanalına bebeklerin ileriki yaşlarda ki çocukların özellikle yabancı cisim koyma temayülleri var. Onlar dış kulak kanalında enfeksiyona neden oluyor. şişiyor o koydukları madde ve o da iletim tipi işitme kaybı yapıyor. Havuza giren çocuklarda mantar enfeksiyonları oluyor dış kulak kanalında o da işitme kaybına neden oluyor. Veya konjental anomaliler oluyor dış kulak kanalının kapalı oluşu mesela. Tuştan olmaması. Evet. O da iletim tipi işitme kaybına neden olabilir. Bu tür vakalarda mesela doğuştan dış kulak kanalı olmayan vakalarda hemen hiç vakit geçirmeden kemik yolu işitme aletiyle müdahale etmek lazım ki çocuk konuşmayı öğrenebilsin. nöral işitme kayıpları sensörü kısmı iç kulağı anlatıyor. Yani iç kulakta bir bozukluk olduğunu bize anlatıyor. Saç hücreleri gelişmemiş olabilir, işitme hücreleri gelişmemiş olabilir veya harap olmuş olabilir veya e, konjenital anomalisi vardır. Normalde iki buçuk kıvrımdır iç kulak, koklea ama bazı bebeklerde tek e, kıvrım evet. halinde. Üç bölgesi vardır, o üç bölgenin hepsi birleşmiş olarak ortak kavite halinde çıkabilir. İşitme siniri gelişmemiş olabilir, yok olabilir veya normalden ince olabilir. Bunlar da sensör nörel işitme kayıplarını gösteriyor. Miksip patoloji deyince bu ikisinin Bir arada kombinasyonu oldu. oluyor. İlerleyen orta kulak iltihapları zaman içerisinde kulak zarında dilinmeler, tedavi olmazsa orta kulakta kolestatoma oluşumu zaman içerisinde iç kulağı da etkilemesiyle mixed tip işitme kaybı oluyor. Santral kayıplar daha ziyade üst merkezlerdeki bozukluklarla ilişkili özellikle kortikal düzeydeki problemlerle de santral patolojileri görüyoruz. Ama santral patolojiler normal odiometrik incelemeyle gösterilemeyen patolojiler. Onlar için özel testler kullanılması gerekiyor. O zaman efendim şöyle toparlarsak işitme tarama testleri, işitme kaybı şüphe ettiğimiz zaman otoakustik emisyon testi dediğimiz ilk Tarayıcı otoakustik emisyon testimiz. Yani bütün yeni doğanları yapmış olduğumuz evet. testi standart yapıyoruz. Doğru. Yoğun bakımda tedavi görmüş olan veya özelliği olan çocuklarımıza da ABR veya BOR testi, abresi yapıyoruz. tarama ABR'si yapıyoruz. Bunun dışında bir işitme kaybı artık emin olduk. İşitme kaybımız var. Bu çocuklara nasıl bir seyir izleyelim, nasıl yapalım? İşitme cihazımızı ne zaman verelim? Evet. Kokleer implantı nerede kullanalım? İşitme cihazı işitme kaybı tanısı konduğu andan itibaren verilir. Diyelim ki taramadan bebek kaldı. Daha sonraki ikinci taramadan da 15 gün sonra yapılan ikinci taramadan da kaldı. Bu bebekleri kulak burun boğaz kliniğinin olduğu hastanelerde tekrar incelemek lazım. Acaba orta kulakta bir sıvı var mı diye. Onu anlamanın yollarından bir tanesi de akustik imitans incelemesi dediğimiz bir inceleme tekniğimiz var. Onunla bakmak suretiyle orta kulakla ilgili kısmı ekarte etmek lazım. Orta kulak faslı ekarte olduktan sonra, bebeklere bu sefer tanısal ABR yapılıyor. Yani işitme kaybının miktarını anlamak amaçlı. Tabi tanısal ABR'de sadece tek uyaran kullanılmıyor. Klik uyaran kullanılmıyor. Onun yanı sıra tek tek frekanslara demin gösterdiğim odiyogramdaki tek tek frekanslara bakıyoruz. Şu aşağıda var mesela 1000 frekansta, 2000'de 500 Hz'de ee, ...çocuğun davranımı nasıl oluyor? Uyurken yaptığımız bir test bu daha e, ziyade. Dolayısıyla o frekanslardaki işitme eşikleriyle ilgili bilgi edinmiş oluyoruz. Veya daha başka testler de yapıyoruz. Ee, ASSR ismini verdiğimiz ya da steady state e, response testi diye. O testlerle de işitme eşiklerini belirledikten sonra... E, ...tabii otoakustik emisyon gene burada mutlaka tabii. var tanıda... Ondan sonraki aşamada bebeğin yaş grubuna göre serbest alan incelemeleri yapıyoruz. 6 aylığa kadar olan dönemdeki serbest alan incelemeleri fikir vericidir. Tanıya dönüp bir bilgi çok fazla sağlamaz. Ama 6 ay 1 yaş arası mutlaka tanısal testlerin, serbest alan testlerinin de yapılması lazım ki bebeğin serbest alanda sese reaksiyonunu görelim. Aslında... Gold standart denen yani altın standart denen serbest alan incelemeleridir. Çünkü orada sese dış kulak kanalından kortikal düzeyde beynin işitme merkezindeki düzeye kadar olan tüm sistemini görüyorsunuz. Sesi verdiğinizde bebeğin dönüp bakması kortikal alanda faaliyet olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla... İşitme kaybı tespit edildikten sonra bu yaş grubunda işitme aletine geçiyoruz. Ve aletine geçmeden önce bir hattımızda izleyeceğiz var. İsterseniz sorusunu alalım ondan sonra devam edelim. Peki. Gülmet Hanım hattımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı günler, hayırlı, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Şimdi benim 7 aylık, 30 haftalık torunum oldu. Erken doğdu. Erken doğdu. 1,5 ay küvezde kaldı. Bu oksijen çadırından fazla oksijen olduğu için gözünden ameliyat oldu. Biz bu arada kulağında kontrol ettirdik, işitme testini yaptırdık. Normal dediler. Fakat kızım elektrik süpürgesini çalıştırdığım zaman anne hiçbir tepki vermiyor, hep uyuyor dedi. Doktor hanımla biraz önce deyince evet. hani tepki vermesi gerekiyor diye. Tabii. Ben de meraklandım. Acaba normal mi bizim çocuğumuz bu işitme testinde Normal dediler. Tekrar bir başka işlem yaptırmamız gerekiyor mu? Efendim normal testiniz, normal işitme tarama testi her yeni doğana yapılan test dışında bir de özel bir test yapılması gerekiyor diye hocamız da söyledi biraz önce. Onu Hiç. yaptırdınız mı? Hayır. Bir kere o yapıldı. Normal dediler. Bizi de başka işlem şey Efendim isterseniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Efendim, ailenin endişesi önemli. varsa Çocuğu mutlaka görmek lazım Bir de sadece efendim biraz önce bahsettiniz çok güzel bir şekilde Sadece otoakustik emisyon denilen Yani her yeni doğumda standart implantı O yeterli değil yani Yeterli. Yoğun olur. bakımda bir buçuk ay kalmış Beş günden fazlası dediniz kesin araştırması gerekiyor Kesinlikle mutlaka o bebeğin yeniden görülmesi lazım Zaten ailenin şüphesi varsa O bebeği mutlaka görmek lazım Kesinlikle. Anne her daim bebekle beraber 24 saat onun yanında Bizden en çok güzel daha testi, iyi inceliyor Onu mutlaka görmek lazım ...daha ileri seviye testleri yaptırmaları gerektiğini Kesinlikle. hatırlatalım kendilerine. Kesinlikle. Efendim işitme cihazlarımız... Evet. Ve ...tipleri nedir? Evet. Bunlar ne zaman kullanılır ve... ...ne kadar hani... süreli kullanılır? İşitme aleti, işitme kaybı... ...tespit edildiği andan itibaren kullanılır. İşitme aletinin yaşı yok. 3 aylık yakaladınız, ...3 aylık tanı koydunuz, ...3 aylıktan itibaren mutlaka işitme aleti kullanması lazım. İşitme aletleri de... ...aslında aynen gözlük gibi. Nasıl gözlük dereceleri varsa... İşitme kayıplarına göre işitme aletlerinin de dereceleri Değilmiş. var. Bazıları çok hafif derecedeki işitme kayıpları için, bazıları orta derece, bir kısmı da çok ileri derecedeki işitme kayıpları için. Odyolog ne yaptığını bilecek. Bilir de zaten. Onun için yetişmiş. Onun için odyoloğun denetimi altında işitme aletinin denenip görülmesi gerekiyor. İşitme aletleri için de zaten bizim hazırlanmış çok güzel aletlerimiz var. O işitme kaybının ne kadarını düzeltip ne kadarını düzeltmediğini bebeği alete koymak suretiyle görüyorsunuz. Evet. Dolayısıyla işitme aleti seçimi böyle bir gerçek kulak ölçümü ile birlikte yapıldığı için herhangi bir risk taşımıyor. Evet. İşitme kaybı eğer çift taraflıysa yani çocuğun her iki kulağında da işitme kaybı varsa o zaman mutlaka iki tane alet kullanmak lazım. Allah insana iki tane kulak vermiş. O zaman ikisini de çalıştırmamız Tabii lazım. ki. Birini çalıştır, birini çalıştırma olmaz. Her iki kulağa da mutlaka işitme aleti vermek i̇ki lazım. Bir tarafta efendim yön tayini açısından da şart. Şart. Şart tabii. Diyelim ki çocukta çok ileri derecede işitme kaybı var ve biz bebeği 3 e, aylıkken alet taktık. Ne bekliyoruz biz şimdi alette çocuktan? Konuşma gelişiminin sağlamasını evet. bekliyoruz. Ama çocuk geldi 9 aylık oldu. Hala bir konuşma gelişimi yok. Fazla ses çıkartmıyor. Ses repertuarı dar. Demek ki işitme aletli bir inceleme yapıp serbest alan incelemesi yapıp bakmamız lazım. İşitme aletli olarak bu çocuk nasıl reaksiyon veriyor. Bunun yanı sıra serbest alanın yanı sıra kortikal potansiyelleri de inceliyoruz. Yani biz işitme aletini taktığımız zaman işitme merkezi nasıl bir reaksiyon veriyor. Onu da işitme aletlerimizle görebiliyoruz. Kortikal potansiyel dediğimiz potansiyellerle işitme aletinde duyup duyamadığını da görebiliyoruz çocuk söylemese bile. Eğer çocuk aletten istifade edemeyecek kadar çok işitme kaybı varsa o zaman koklear implant dediğimiz olaya geçiyoruz. Daha ileri seviyede bir bir sonraki aşama. Koklear implant. Ama şöyle İki... efendim koklear implant denilen bu cihazı kullanmadan önce mutlaka bir işitme İşitmati cihazı İşitme deneyiminin olması şart. Evet. İşitme aleti deneyimi olmadan direkt, direkt oraya, oraya atlama. Yani önce yürümeyi öğrenecek sonra koşacak çocuk. Evet yürüme kısmını işitme değerlendirebiliriz. Koşma faslında da bu koklear implant denen olaya geçebiliriz. Koklear implant cerrahi olarak takılan bir şey. Bu iç parça iki parçadan müteşekkil. Bir iç parçası, bir dış parçası var. İç parça e, ameliyatla kulak burun boğaz hekimi tarafından kulağa yerleştiriliyor. Şu parça kulağın arkasına yerleştiriliyor. Şurada gördüğünüz elektrotlar da iç kulaktaki kıvrımların içerisine konuyor. Ve e, Kulak halkasından müdahale yapılıyor. Yara kapandıktan sonraki bir ay sonraki aşamadır bu. İkinci parçayı yani dış parçasını takıyoruz. Bu bir bilgisayar diye düşünebilirsiniz bunu. İşlemcisi, konuşma işlemcisi. Sesleri topluyor. Şurada gördüğünüz bobin vasıtasıyla kodlayarak içerideki şu parçaya iletiyor. Ve buradan da elektrotlar vasıtasıyla iç kulağa, ...atlamak suretiyle iç kulakta iç kulağı devre dışı bırakarak direkt işitme sinirini elektrik olarak uyarıyor. Dolayısıyla işitme aletinden farkı bu. İşitme aleti akustik olarak uyarırken kulağa koklear implant elektrik olarak uyarıyor. Direkt iç kulağı uyarıyor. Tabii çok ileri derecedeki işitme kaybı olan çocuklarda çok daha etken bir şekilde çocuğun sesleri duymasını sağlıyor. Ve tabii eğitim şart burada rehabilitasyon tabii sürecinde ki. eğitimsiz hiçbir şeyin olması mümkün değil. Ee, ve her anne baba aslında bir eğitimci. Eğitim kurumlarına gitseler bile ki buradaki eğitim kurumlarında bebeğin dikkati ne kadar sürelidir? En fazla yarım saat sürelidir. Eğitim kurumlarında anne babaya çocukla nasıl çalışması gerektiği öğretiliyor. Anne babanın evde bu çalışmaları tekrarlaması lazım ki çocuk konuşmayı öğrenebilsin. Anne baba ve yakın çevre bir konuşma öğretmenidir. Efendim ben şöyle e, yönetmenimiz uyarıyor. Az vaktimiz kalmış ama sormam gereken bir iki tane daha Peki. soru var size. Özellikle hiç unutmak istemediğim bu televizyonla alakalı efendim. Çocuklar evet. e, normal şartlarda ilk üç yaşta televizyon seyretmeleri zaten müsaade etmiyoruz. Ondan sonra da günde bir saati geçmeyin diyoruz. Ama çocuklar efendim... E, Televizyon sürekli açık kalabiliyor. Bu konuşmayı evet. nasıl etkiler? Televizyonun sürekli açık kalması, seyretmese bile. Bu soru hakikaten çok güzel bir soru. Seyretmekle dinlemek arasında aile fark olduğunu düşünüyor. Halbuki değil. Mesela ben soruyorum konuşmayı. Genelde bu çocuklar konuşma gelişimi olmayarak hastaneye başvuran çocuklar. Yani diyor ki anne sese tepkisiz. Çağırıyorum gelmiyor. Ama... Mutfaktayken reklam müziğiyle koşuyor hemen e, salona. Soruyorsunuz peki televizyon izler mi? Cevap olarak diyor ki hayır televizyon izlemez. Televizyonu izlemek deyince oturup da karşıda televizyona bakmayı kastetmiyoruz biz. Tabii ki. Ama televizyonun sesinden etkilenmekten söz ediyoruz. Bakıyorsunuz çocuğun odasında televizyon var. Can istediği zaman açar, istediği zaman kapar diyor. Şimdi bu da e, çok yanlış bir şey. Çocuğun odasında televizyonun ne işi var? Televizyon bir çocuk bakıcısı değil. Televizyon yemek yedirmek için kullanılan bir araç da değil. Önüne yemeği verirsiniz. Yerse yer, yemezse bir sonraki yemek saatinde mutlaka yiyecektir çocuk. Yani televizyonla çocuğu tıkıştırmanın, yemek yedirmeye uğraşmanın bir anlamı yok. Televizyonun etkisi nasıl oluyor? Ses olarak etkisi oluyor. Demin konuşurken demiştik beyin plastik bir şeydir. Başlangıçta çevresel uyaranlara açıktır. Ne verirseniz onu alırsınız. Dolayısıyla beyaz bir sayfa gibi düşünün. Siz o beyaz sayfanın üstünü karalayabilirsiniz de yazı da yazabilirsiniz. Televizyon sürekli karalar gibi oluyor. Sürekli karalamaya benziyor bu. Dolayısıyla çocuk hiçbir şekilde konuşmayı öğrenemiyor. E, muhabbet kuşları mesela televizyonun yanında ise aynen e, tekrarlıyor televizyonda duyduğu her şeyi. Ama muhabbet kuşuna nasılsın dediğiniz zaman İyiyim teşekkür ederim demiyor. Nasılsın diye tekrarlıyor. Bu çocuklar da öyle. Böyle <laughs> olmaması lazım. Böyle tabii. olmaması lazım. Onun için sürekli televizyonun açık bırakılmaması lazım çocuk konuşmayı öğrenene kadar. Ondan sonra da zaten ailenin gözetiminde belirli saatler içerisinde seyretmesi lazım. Yarım saat mesela eğitici bir program olabilir. Onu birlikte annesinde birlikte seyretmesi lazım. Normal şartlarda bir de hani çocuklar için hazırlanmış çizgi filmlerde bile ne kadar büyük tehlikeler olduğunu. Kesinlikle. Annenin yanında olması lazım. Anneye dokunmayabilir bir takım şeyler. Ee, mesela Bambi örneğinde olduğu gibi. Bambi çok güzel bir çocuk filmi. Kasete koyalım çocuk onu seyretsin. Hayır o da tehlikeli. Çünkü ne oluyor? Bambi'nin annesini avcı vuruyor. Çocuk annesini kaybetmiş olduğunu düşünüyor. O acısı empati ne yapınca... Ne kadar büyük bir acı bu. Onun için bu tür tehlikesiz olduğu düşünülen filmleri bile ...mutlaka ailenin gözetiminde çocuğun izlemesi gerekiyor veya izlememesi gerekiyor. Son bir soru sormadan sizi bırakmak istemiyorum. Ben uyarıyor ama çok kısacık Buyurun. cevap vermenizi rica edeceğim. Efendim gençlerde özellikle çok yaygın yüksek sesle müzik, müzik dinlemek... Dinleme. ...yüksek sesle kulakla bilgisayarla uğraşmak gibi bunların tehlikeli olduğunu düşünüyorum. O konuda son olarak kısacık ne dersiniz efendim? Evet aynen o da sigara gibi. Sigara ne kadar zararlıysa yüksek sesle müzik dinlemek de aynı derecede zararlı. Çünkü akustik travma yapıyor. Kulaklıkla müzik dinlemesinde bir sakınca yok. Masası. Ama yüksek volyumda dinlerse sakınca var. Ne oluyor? Önce bir çınlama başlıyor. Çocuk aldırış etmiyor. Biri beni andı diye düşünüyor. Anma falan diye bir şey yok burada. Yüksek volyumda dinlediği için... iç kulaktaki işitme hücrelerini yüksek frekanslardan sorumlu işitme hücrelerini öldürmeye başlıyor. Onun için bir çınlama başlıyor. Ve o zaman içerisinde önce yani. çentik şeklinde başlarken zaman içerisinde iyice artıyor. Efendim çok çok teşekkür ederiz Gerçekten yönetmenim uyanmasa birazcık ederim. daha konuşmak istiyorum sizinle. Çok çok teşekkür ben ederim. Teşekkür çok sağ olasınız. Ederim. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sark. Efendim yarın sabah Profesör Doktor Burak Tatlı hocamla beraber ateşli havaleleri konuşacağız. Ateşli havaliler hakkında her türlü sorunuzu cevaplamaya gayret edeceğiz. Efendim yarın sabah tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, mutlu kalın efendim.